Sao Paulo Başepiskoposu koronavirüs salgınından korunabilmeleri için evsizlerin barınabileceği Dua Evi adlı bir mekanı hizmete açtı. Kilise yetkilileri ülke genelindeki evsiz grubun COVID-19'a karşı en savunmasız kişiler arasında yer aldığını söyledi. Peder Julio Renato Lancelotti, Katolik Haber Servisi'ne, ''Burası bir hastane değil, bundan dolayı yatak gibi bazı ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Gidecek yeri olmayanların barınabileceği uygun bir yer açıklamasında bulundu.'' kilise yetkilileri evin 50 hastane yatağı alabileceğini söyledi. Dua evi Sao Paulo eski başepiskoposu Paolo Averista Arns tarafından kazanılan Nivano Barış Ödülü parasıyla inşa edildi. Peder Lancelotti 17 Mart itibariyle 4 evsiz vatandaşın koronavirüs şüphesi taşıdığını söyledi. Peder ayrıca sokaklarda el yıkamak, temiz kıyafet giymek ve temiz bir ortamda uyumak gibi temel ihtiyaçların bile sağlanmasının zor olduğuna değinerek bu insanlar her iki saatte bir ellerini yıkamak için sabunu ve suyu nereden bulacak diye sordu. Diğer bir sorunsa Sao Paulo gibi büyük şehirlerde evsiz nüfusun oldukça fazla olması. 40 yılı aşkın süredir evsizlere hizmet eden Peder Lancelotti, Güney Amerika'nın en büyük kentindeki evsiz nüfusun yetkililer tarafından ciddi alınmadığını söyledi. Sao Paulo sokaklarında 24 bin kişinin yaşadığı söylense de ben bu sayının 30 binden fazla olduğunu düşünüyorum açıklamasında bulundu.